Ve korona gündemi. Vaka sayısı yukarı seyrini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son tabloyu paylaşırken hafta sonu yarısı yaptı ve bir kez daha aşı çağrısında bulundu. Öte yandan virüsü hiçe sayanlar da var. Rahatlıklarıyla pes dedirtmeye devam ediyorlar. Kırıkkale'de koronalı bir hasta otelde yakalandı ve hem o hem de otelin yetkilileri cezadan kaçamadı. Günlük vaka sayısı 25.000'in üzerine çıktı. Tablo endişelendiriyor. Bakan Koca bir kez daha aşı çağrısı yaptı. 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine giren Türkiye'de aşılama hızı istenilen seviyede değil. Hal böyle olunca tablodaki yukarı seyir korkutmaya başladı. Günlük vaka sayısı 25.000'in üzerine çıktı. Can kaybı sayısı ise 112. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta sonuna dikkat çekti. Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız dedi. Aşı tablosundaysa toplam uygulanan doz sayısı 76 milyonu geçti ama hala aşısını geciktirenler var. 30 yaşındaki imam Zekeriya Atabey de aşısını geciktirmişti ve koronaya yakalandı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Fırsat bulamadım aslında. Olmadığıma çok pişmanım. Geldiği gün gitmek lazımdı. Onu almadım ama geç oldu. Atabey'in videosunu paylaşan Bakan Koca aşının önemine vurgu yaptı. Çok gençim, bana bir şey olmaz ama geldi yakaladı, beni buldu. İman etmesinler. İnsanı bu hale getiriyor. Durum bu kadar ciddiyken virüsü hiçe sayanlar da pes dedirtiyor. Sizin 14 gün karantinada kalmanız gerekiyor. Karantinada olması gereken koronalı hasta otelde yakalandı. Şu anda ben kendimi iyi hissediyorum. Kırıkkale'de ekipler düğmeye bastı. Pozitif hasta otele hiç sorgulanmadan kabul edilmişti. Siz müşteriyi alırken sorgu yapmıyor musunuz? Tabii yapıyorum. Görevliler kontrol ettiklerini söylese de müşterilerden birinin testi pozitif çıkmıştı. Siz test vermiş miydiniz? Evet, bugün verdim. Sonucu biliyor musunuz? Hayır, çıkmadı. Sonucunuz bu şekilde. Pozitif gözüküyor. Çanakkale'den iş için kente gelen adama ve otele 4050'şer lira ceza uygulandı. Biz size ceza işlem uygulayacağız. Nasıl bir ceza? Karantinayı ihlal ettiğinizden dolayı. Ve bilim kurulu aşı yaşının 15'e düşürülmesi için düğmeye bastı. Hedef yüz yüze eğitimden geri kalan milyonlarca öğrencinin Eylül'de okullarına kavuşabilmesi. Ancak bazıları durumu yine yanlış anladı. Sosyal medyada çocuk benim, karar benim etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Oysa ki aşı yaşı düşürülse bile aşı zorunluluğu olmayacak. Aşı yaşının 15'e düşürülmesi planlanıyor. İlk etapta 15 yaşa kadar, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli gruba aşılama planı var. Hedef milyonlarca öğrencinin okullarına kavuşabilmesi. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Pandemi nedeniyle dünya genelinde milyonlarca çocuk yüz yüze eğitimden geri kaldı. Pandemi süresince bundan en çok etkilenen grup okul çağındaki çocuklarımız oldu. Çocukların sağlıklı bir şekilde eğitim görebilmeleri için aşı yapılmasına yönelik tartışmalar da arttı. Pek çok ülkede aşı yaşını 15 yaşa kadar, hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Türkiye'de 6 Eylül'de okulların açılabilmesi için bir takım adımlar atmaya hazırlanıyor. İlk planda en önemlisi Eylül ayından sonra okulların açılmasını sağlamak. Çocuklarımızın eğitim hakkının devam etmesi gerekiyor. Bilim kurulu üyeleri aşı yaşının 15'e çekilmesini öngören öneriyi Sağlık Bakanlığı'na sundu. Biz şu an için ilk etapta 15 yaşa kadar indirip 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi çocuklar için aşılama konusunda konuşuyoruz. Kararın kısa zamanda alınması gerekiyor ki Eylül ayı gelmeden 15 yaş üzerinin de aşıları tamamlanmış olsun. Okullar açılmadan bu işi yapmak çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. Ancak bazı çevreler yine spekülasyona başvurdu. Milyonlarca öğrencinin eğitim hakkını göz ardı ettiler. Sanki aşı zorunluluğu varmış gibi sosyal medyada çığırtkanlık yapmaya başladılar. Çocuk benim, karar benim etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Oysaki aşı yaşı düşürülse bile aşı zorunlu tutulmayacak. İsteyen aile çocuğuna aşı yaptıracak, istemeyen yaptırmayacak.